tırttılar. Yemezler Sayın Erdoğan, yemezler. Evet, AK Parti ise bu işe bir çeki düzen vermek yerine Suriyeliler olmasa Türk sanayisi çöker gibi garip bir anlayış doğrultusunda. Afganlılar olmasa tarım çöker, hayvancılık çöker diyen bir garip anlayışla sığınmacıların güvencesiz ve insani olmayan şartlarda çalışmalarına göz yumup Türk işçilerinin yerini almalarına seyirci kalıyor. Buradan bir uyarıyı da daha yapayım. 5,5 milyon Türkiye'de sığınmacı var deniliyor. Sayısı da bilinmiyor bu arada. Türkiye bir hendek oldu. Dünyanın her tarafındaki batıya göçmek isteyen, daha iyi bir hayat tarzı isteyen insanların durduğu, düştüğü bir hendek, bir çukur edildi. Şimdi bu insanların okul durumu yok. Bu ülkenin dilini öğrenmeye yönelik herhangi bir durumu yok. Bu insanların Türkiye'de ne yapacağına dair herhangi bir bilgi yok. Bu insanların sayısı ve nerelerde yerleştiğine dair herhangi bir resmi veri, bilgi yok. Ve nüfus. Almanya'ya yanlış hatırlamıyorsam ilk giden kişi sayısı 364 ya da 367 bin kişiydi. Bugün Almanya'da 5 milyon insanımız yaşıyor. 5,5 milyon Türkiye'deki sığınmacıların Türkiye'de kalması durumunda nüfusun ve demografinin nasıl değişeceğini de doğum hızıyla hesapladığınız zaman ortaya çıkan bir başka gerçek ve bir başka tehdit. Dolayısıyla sözlerin en başında söylediğim Sayın Erdoğan abidik gubidiği bırak, bu insanlara da yazık, bu ülkeye de yazık. Otur Esad'la anlaş. 2 sene evvel dedim, Egon müsaade etmiyorsa ben gideyim dedim. Ve bu insanları ülkelerine gayet ferah, refah içerisinde ferah ve can güvenliklerinin sağlandığı bir biçimde o Suriye'nin yönetimiyle anlaşarak gönderilmesine gayret et, gönderilmesini sağla. Aksi takdirde hayal ettiğinin çok ötesinde senin de yönetemeyeceğin işler ortaya çıkar. Uyarmadı deme. Bu işi bilen bir insan olarak söylüyorum. Bu konuya çalışmış bir insan olarak söylüyorum. Dolayısıyla usuletle, suhuletle git anlaş kardeşim. Yazıktır bu ülkeye. Ve şu anda bu insanların köle gibi çalışmasıyla ortaya çıkan ve apaçık bir insanlık suçu işliyorsun. Yarın bunun üzerinden de biz olmasa bile başkası senden hesap sorar Sayın Erdoğan. Bütün bunların anlamı ne biliyor musunuz? Acımasızlık. Bütün bunların anlamı ne biliyor musunuz? Bir süre daha bu ülkeyi yönetebilme, bir süre daha bu ülkenin kaynaklarına çökme isteği. Pir Sultan Abdal'ın daha önce de bu kürsüde atıfta bulunduğum bir sözü vardır. Demiri demirle dövdüler, biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insana kırdırdılar, biri aç, biri toktu. Bugün olan aynı şey budur işte. Pir Sultan Abdal yıllar evvel söylemiş, hala değişen hiçbir şey yok. İşte AK Parti iktidarı da istihdam konusunda aynen bu yolu seçiyor. İnsanlarımıza güvenceli istihdam sağlamak yerine yoksulluğa mahkum etmeyi, çaresizliği öğretmeyi, insanlık onurunu kırmayı tercih ediyor. Yani bu iktidar yoksullukla mücadele etmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi tercih ediyor. Yani 5 maaşlı danışmanlar, gelinler, damatlar ve yeğenler.
sarayda sefa sürerken. Ya adamın teki 5 alıyor, karısı da 5 alıyor ya. Batsın bu dünya. Batsın bu dünya. Aliler, Hüseyinler, Fatmalar, Ayşeler. Yarını hakkında gencecik çocuklarımız. Yarını hakkında gece uyku uyuyamazken. Kendi neydi belirsiz 5 maaş alıyor. Karısı da 5 maaş alıyor. Haram olsun, zıkkım olsun. Bu iktidar milletimizi açlığa ve işsizliğe mahkum etmeyi tercih ediyor. Aziz milletim, kimsenin şüphesi olmasın. Bu eğri düzen değişecek. Artık biz varız. İyi Parti iktidarında Türkiye iyileşecek. Geçen haftada yine bu kürsüden dile getirdiğim gibi biz sadece vaatte bulunmuyoruz. Çözümler öneriyoruz. Çünkü bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz vardır. Milletimizin dertlerini dinlemek ve bu dertlere derman olmak vardır. Birbirine entegre ve sürdürülebilir çözümler, projeler, programlar vardır. Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek bir büyük vizyon vardır. Nitekim bu kürsüde bugüne kadar sayısız önerilerimizi, çözümlerimizi, projelerimizi milletimizle paylaştık. Mesela dedik ki ülkemizde ekonominin kalkınarak büyümesinin, özel sektörün yatırım yapıp istihdam sağlamasının önündeki en büyük engel hukuksuzluğun, keyfiyetin ve ciddiyetsizliğin hüküm sürdüğü bu ucube sistemdir. Tam karşımda Durmuş Yılmaz oturuyor. Merkez Bankası eski başkanı. Durmuş Bey'e ben sormuştum, ekonomi bir kelimeyle, bir cümleyle ifade ederseniz ne olur diye. Durmuş Bey bana demişti ki, hatırlıyorsunuz değil mi? Ekonominin güveni, patronu güvendir. Güveni ne sağlar? Hukuk sağlar, adalet sağlar. Hukuk ve adaletin üst seviyede oluşabilmesi için sistem ne olmalıdır? Demokrasi olmalıdır. Yani ekonominin patronu güvendir. Bunun için de iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi sunduk. Ve bu sistemle ülkemizdeki hukuksuzluğun ve adaletsizliğin önüne geçip kuvvetler ayrılığı prensibini yeniden inşa ederek yatırım iklimini geliştirip insanlarımıza iyi ve güvenceli işler sağlayacağız dedik. Mesela ülkemizdeki çalışanlardan çok fazla vergi toplanıyor. Bu adaletsiz vergi sistemiyle iş dünyasındaki rekabeti ve hakkaniyeti sağlamak çok zor dedik. Bunun için de Artagan projemizi geliştirdik. Burada hem Yiğit Karakış'a hem Ümit Özlale'ye ve birlikte geliştirdik.